Merhaba arkadaşlar, El İşi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nergis çiçeğinin yapım aşamalarını göstereceğim. Değişik alanlarda, süslemelerde kullanabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ben açıklı koyulu tonlarda çalıştım. Sizler dilediğiniz renk tonlarında çalışabilirsiniz. Bu şekilde sihirli halkamızla çalıştık. Dörtlü fıstık çalışması yapıyoruz sihirli halkamızın iç kısmına bu şekilde. Tığımıza dolayarak. Nergis çiçeğini ben liflerimde değişik şekillerde çalıştım. Sizlerle de paylaşacağım ilerleyen zamanlarda bunları. Şekilde bakın. Orta kısmını çalışıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Halkamızın iç kısmından geçiriyoruz. Tığımıza doluyoruz. Halkamızın iç kısmından geçiriyoruz. Bu şekilde sıkılaştırma işlemimizi yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Tığımıza doluyoruz. Geçiriyoruz. Tığımıza doluyoruz. Halkamızın iç kısmından geçiriyoruz arkadaşlar. Tığımıza doladık. Halkamızın iç kısmından geçirdik. Bakın. Sıkılaştırma işlemimizi yaptık. Aralarda zincir kullanmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 6 fıstık olasıya kadar nergis çiçeğimizin orta kısmını oluşturuyoruz. Sıkılaştırmamızı yaptık. 2, 4 ve 5 son fıstığımızı çalışıyoruz. Bu şekilde kapatıp şimdi birleştireceğiz. Birleştirdik. İpimizi biraz uzun kopartıyoruz. Temizliğimizi yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu kısımdan geçirdik. Bağlıyoruz sıkılaştırmak için. Bağladık. Karşı tarafa İpimizin birini, bir ucunu bu şekilde geçirdik. Bakın. Nergis çiçeğimizin ortasını oluşturduk. Şimdi nergis çiçeğimizin yaprak kısmını oluşturacağız. Bakın bu şekilde. Bu kısımları oluşturacağız. Şimdi yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bu şekilde sihirli halkamızı yaptık. 3 zincir halkamız içerisine tığımıza dolayarak tek seferde geçtik. 2 zincir tığımıza doladık. Halkamızın iç kısmından tek seferde geçtik. Bu şekilde 6 yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. 4 5 2 zincir yapıp halkamızı sıkılaştırdık ve ekledik. Bu şekilde bakın. 4 zincir çalışıyoruz. Tığımıza doladık. Yuvamızın iç kısmından. Bu şekilde. Sekizli fıstık çalışması yaptık. Sekizli, yedili, sizler değişik çalışabilirsiniz istediğiniz dolgunluğa göre. 4 zincir çalıştık, yuvamıza sabitledik. 5 zincir yapıyoruz. Alt kısmına sabitledik. Yine 4 zincir çalışıp, bakın bu şekilde. Birinci yuvaya,
ikinci yuvaya pardon 8'li fıstık çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar. En farklı tasarımlar El İşi Sevdası kanalında. Sizleri kanalıma abone olmaya bekliyorum. Beni mutlu edersiniz, desteklerseniz. 3, 4 ve 5. 5 zincir yapıp bu şekilde yuvamıza 8'li fıstığımızı çalışıyoruz arkadaşlar. Geçip tek seferde sıkıladık. Yine üst kısmına 4 zincir. Bu şekilde 6 yuva oluşturacağız. 6 yaprak oluşturacağız. 6 yuvamıza çalışacağız. Yine 4 zincir çalıştık arkadaşlar. Yuvamıza 8'li fıstığımızı çalışıyoruz. Tek seferde geçtik. Dörtlü fıstık çalışması yapıp 5 zincir yaptık. Yaprağımızın alt kısmına sabitledik. Yine 4 zincir arkadaşlar. Tek seferde geçiyoruz. 4 zincir. Beş zincir alt kısmına, 4 zincir, 8'li fıstığımızı çalışıp son yaprağımız çiçeğimize şeklini vereceğiz. Dört zincir çalıştık arkadaşlar. 5 zincir. 'Bu şekilde orta kısmımızı sıkıladık. Arka kısımdan bağlayarak sağlamlaştırıyoruz. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi orta kısmımızı yapacağız, geçireceğiz. Uzun bıraktığımız uç kısımlarını arka kısma bu şekilde geçirdik. Karşılıklı geçiriyoruz arkadaşlar, bakın. Karşı taraftan şimdi bağlayarak orta kısma sabitleyeceğiz. Çiçeğimizin orta kısmını. Bakın bu şekilde. Geçirdik. Temizliğimizi yapacağız. Evet, nergis çiçeğimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Orta kısmına inci koydum ben. Değişik alanlarda kullanabilirsiniz sizler. Teşekkür ediyorum. Abone olup desteklemeyi unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar.